Halil'in de söylediği gibi benim payıma düşen kısmı altyapının dijitalleşmesiydi. Ama altyapı kelimesi, yani infrastructure İngilizce konuştuğunuzda benim parçası olduğum şirketin zaten ana işi. Ama altyapı kelimesi Türkçe'ye çevrilince o kadar fazla anlam taşıyor ki ben bugün o anlamlardan her ikisine de değerek konuşmaya çalışacağım. Neyi kastediyorum? Biz HP olarak altyapılarını dijitalleştirmeye çalışan kurumların, kişilerin, organizasyonların tümüne dijital altyapı sağlayan bir şirketiz. Bulmaca gibi bir cümle kurdum, farkındayım ama hakikaten benden önceki konuşmacıların neredeyse tümünün size dijitalleştirdiklerini ve nasıl dijitalleştirdiklerini anlattıkları o çok özel ve çok güzel çözümlerin hemen birçoğunda doğrudan ya da dolaylı şekilde HP olarak bir şekilde yer aldık. Sunucularımızla, storage ürünlerimizle, ağ ürünlerimizle, yazılımlarımızla veya diğer bileşenlerimizle, hizmetlerimizle. Bugün ben HP'nin infrastructure, yani bir teknoloji firması şapkasıyla gelecekte özellikle nelerden dijitalleşmeye katkı sağlayacağına daha çok vurgu yapacağım. Bugünle ilgili çok kısa birkaç örneği söyleyeceğim ama sizden bir tane beklentim var. Bu konuşmanın 10-12 dakikanın sonunda aklınızda şu kalsın. Çıkınca veya şu anda da Google'a girip cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan şuna bakın. The Machine. Makine. HP dijitalleşmenin çok daha farklı bir boyuta gelmesi için çok uzun zamandır çok önemli bir Ar-Ge çalışması yapıyor. Bu çalışmanın kod adı, proje adı The Machine. İngilizce adını söylüyorum. Türkçe adı makine. Ve bu önümüzdeki çok uzun değil, 4 ila 5 yıl içerisinde gerçekten dijitalleşmek isteyen herkesin hayatını çok radikal bir şekilde değişecek. 5 sene sonra adamın teki çıktı böyle demiş, daha hakikaten bu buymuş diyeceksiniz, inanın bana. Bu geleceğe geçmeden önce bugün nedir dijital altyapı? Özellikle altyapı kelimesine vurgu yaparak dijital altyapıdan biz ne anlıyoruz? Veya bu tip dijital altyapı çalışmalarının neresindeyiz ya da bu tip projelerde nasıl yer alıyoruz ondan bahsedeceğim. Bizim doğrudan veya dolaylı olduğumuz, direkt bizim projemiz diye söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama anonim bir takım projelerden bahsedeceğim. Hepinizin altyapı olarak hizmet aldığınız veya kullandığınız ve hayatınızı doğrudan etkileyen. Neden bahsediyorum? Bakın 3 tane resim koydum. En alttakine bakın lütfen. Hemen hemen hepiniz şu yol haritasına bakıyorsunuzdur. Birçoğumuz Anadolu'da yaşıyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz. Avrupa'da yaşıyoruz, Anadolu'ya gidiyoruz. Trafik nerede tıkalı, nerede açık? İşte en güzel altyapı, ulaşım altyapısı. Ulaşım altyapısını dijitalleştirdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bir başka altyapı, su kanalizasyon altyapısı. Altyapı kelimesinin özellikle kendisinin gerçek anlamını atıfta bulunarak konuşmak istiyorum. İSKİ bunu dijitalleştirdi. Birçok örneği var İSKİ'nin yaptığı başarılı çalışma ama su kaçağı. İnanılmaz bir verimlilik problemi veya sizin faturalarınıza yansıyan bir problem. Bunu İngilizce bilgisayar terimleri kullanacağım, ne olur takılmayın. Neural networks, fuzzy logic gibi bir takım kavramları kullanarak nerede, hangi kaçak, ne sıklıkta oluyor, bunu nasıl erken fark ederiz, nasıl önleriz diyerek inanılmaz bir verimlilik çalışması yapıp sizin su kanalizasyon faturalarınızı küçültmeye çalıştı ve başardı. Bir diğer örnek, SEGBİS, Ses Görüntü Bilişim Sistemi. Adalet Bakanlığı'nın UYAP denen bir projesini zaten biliyorsunuz. Ulusal Yargı Ağı Projesi. Yargıyı otomize etmek, dijitalleştirmek üzerine yapılan. Bu onun en son bacaklarından bir tanesi. Geçenlerde Ankara'da ilgili daire başkanıyla bir toplantıda bana şöyle bir hikaye anlattı. Adamın teki Kars'ta, Ardahan'da neyse bir sınır kapısından çıkış yapmak istiyor. Ama askerlikle ilgili bir problem var. Kaçak gözüküyor, vakaya gözüküyor. Erkekler biraz daha yiyenler. Bunu çözebilmesi için hakim önüne çıkması lazım. Yoksa adamın sınır kapısından çıkartmıyorlar. Adamın hakim önüne çıkması için nüfusunun kayıtlı olduğu İstanbul'a gidip İstanbul'da hakimin önüne çıkıp hakimin soracağı sorulara yanıt verip gerçekten asker kaçağı olmadığını kanıtlaması lazım. Bu nasıl bir süreç biliyor musunuz? Adamın oradan İstanbul'daki hakimin önüne çıkması için 3 gün nezarette yatması gerekiyor. O 3 günün sonunda bir araç bulunması gerekiyor. O araç sadece o adamı Ardahan'dan İstanbul'a götürmeyecek hakimin önüne. Yol üstündeki diğer şehirlere uğraması gerekiyor. O aracın yövmiyesi, sürücüsü, bilmem nesi, harcırahının ayarlanması gerekiyor. Şimdi bakın, maliyet, zaman, insan bir hafta içerisinde gidiyorlar, hakimin önüne çıkıyor, iki soru soruyor. İki sorunun sonunda aslında asker kaçağı olmadı ortaya çıkıyor. Adamı tekrar gönderiyorlar, sınır kapısından yolluyorlar. Harcanan zaman, maliyet inanılmaz yüksek. SEGBİS ne yapıyor? Ardahan veya yakınındaki bir ilde SEGBİS denen sesli görüntülü bilişim sistemi varsa mahkemede
bir kameranın önünde hakim İstanbul'da duruşma, soruyu soruyor, yanıtını alıyor. Elektronik ortamda kayıda çıkıyor. Adamın asker kaçağı olmadığı anlaşılıyor. Yarım gün içerisinde onu sınır kapısından tekrar çıkarıyorlar. Yani bu da hukuk altyapısıyla ilgili sizin hayatınıza direkt değen veya değecek bir sürecin dijitalleşmesinden güzel örneği. Bugün bu tip şeyler altyapı diye anladığımız ya da altyapı kelimesinin diğer anlamının karşılığının nasıl dijitalleştiğinin örneği. HP ne yapıyor peki bu tip çözümlerde, bu veya buna benzer çözümlerde? Dünyada şu anda şu ürün gamını sağlayabilen tek teknoloji şirketi HP. Neyi kastediyorum? Yazıcıdan tablete, sunucu veri depolama ağ çözümlerinden yazılım ailesine, bunların üzerinde verilen hizmetlerden altındaki karmaşık çözümlere kadar tümünü sağlayan tek teknoloji şirketi. HP bu teknolojilerle bugünkü bu dijitalleşme çabalarına altyapı, dijital altyapı olanaklarıyla destek veriyor ve bu sürecin parçası oluyor. Peki asıl lafımın başında söylediğim gelecekte ne olacak? Biz gelecek için ne yapıyoruz? Bizim için çok daha önemli olan kısmı burası. Biz geleceği şekillendirdiğimizi iddia ediyoruz HP olarak. Az sonra bir 2,5 dakikalık kısa video izleteceğiz size. Bu videonun temel felsefesi ya da temel söylemeye çalıştığı şey şu. Burada da 3 ana başlığını verdiğim konulardan özetle HP Lab'ın, HP laboratuvarlarının hayatınızın, kullandığınız çözümlerin, ürünlerin, hizmetlerin gelecekte daha fazla dijital olması, daha hızlı dijital olması, daha verimli dijital olması, kullandığınız her şeyin dijital olup yaşamınızın çok daha kolaylaşması için bunların hızlı, az enerji tüketen ve ucuz olması gerekiyor. Yaygınlaştıkça bunların maliyeti daha zor yönetilir hale geliyor. Büyüdükçe veri daha zor yönetilir hale geliyor. Bunu sağlayacak yeni teknoloji üzerinde birinin çalışması gerekiyor. HP bunu yapıyor. Şurada gördüğünüz 3 başlık. Veriyi artık bakır kablolar üzerinden değil, ışık üzerinden iletiyoruz. Tamamen bir devrim. Akıllı veriyi yazılım ve özel tasarlanmış donanımlarla işliyoruz. Çok karmaşık ve artan anormal veri hacmini çok hızlı anlamlı bilgi haline çeviriyoruz. Yepyeni bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz. İşte the machine, makine dediğim yeni buluşun temeli, memristor dediğimiz teknoloji. Evrensel bellek diye bir mimariden bahsediyoruz. Bugün tabii detaylarına giremeyeceğim. Yazılım tabanlı işe amacı özel işlemciler geliştiriyoruz. Ve klasik işlemci, hafıza, depolama birimi mimarisini tamamen sil baştan yıkıp yepyeni bir dünya yaratıyoruz. Bu ne yapacak? Çok sayıda dijitalleşen ortamın çok ucuza, çok az enerji tüketerek ve çok hızlı hizmet vermesini sağlayacak. Bu sayede de herkes her yer hiç ummadığı yaygınlıkta dijitalleşmeye başlayacak. Biz bugün itibariyle ne yapıyoruz? New Style of IT diye bir şeyden bahsediyoruz HP olarak. Ve bu New Style of IT ile bugün az önce bahsettiğim örnek veya benden önceki konuşmacıların kurduğu altyapılara destek vermeye çalışıyoruz. Yani bütünleşik ağın, network'ün, sunucunun her birinin bir arada olduğu depolamanın converse sistemleri sağlıyoruz donanım altyapısı olarak. Bunları yazılım tanımlı, software defined yani akıllı sistemler haline getirmeye çalışıyoruz basit anlatımıyla. Bulut üzerinden istediğiniz zaman istediğiniz basitlikte hem kendinize hem kullanıcılarınıza sağlayabileceğiniz bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Ama asıl gelecek önemli dedim. Yarın ne yapacağız? Biz şu anda çalışan bilgi teknolojileri mimarisini değiştirmek için çabalıyoruz. Niye? Tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Dijitalleşme daha yaygınlaşsın, daha ucuzlasın, daha hızlansın diye. The machine diyorum ya çıkınca hepinizin Google'lamasını istediğim, okuyup araştırmasını ya da aklınızda kalmasını beklediğim tek şey. İşte bu değişen mimarinin kod adı, proje adı, asıl adı. The machine'le beraber biz amaca özel işlemciler, ışıkla iletişim, o işlemciyle o özel memori arasında bambaşka bir diyaloğu sağlıyoruz. Bu, şurada da görüyorsunuz İngilizce bir cümleyle anlatılıyor ama inanılmaz quantum leaps diye adlandırıyoruz. İnanılmaz büyük ölçeklerde her şeyin hızlanmasına ve bu sayede de hiç ummadığınız ürün, hizmet veya süreçlerin dijitalleşmesine neden olacak. HP olarak iddiamız bu. Sözümü bitirmeden önce dediğim gibi 2,5 dakikalık bir video izletmek istiyorum size. Bu videonun temel anlatmak istediği de HP laboratuvarlarının dijitalleşmenin geleceğiyle ilgili ne yaptığı veya ne yapmaya çalıştığı hatta bir güzel de örnekle anlatıyor. Umarım benim videom çalışacak. Sağ tuşla başlayalım. Protecting.
decades, HP Labs has been delivering innovations that transform business, life, and society. We're tackling some of the greatest technology challenges of the 21st century. Data is exploding today, to the point where it's impossible for current computing architectures to keep up. For example, think about a flight data recorder. What if it can record everything that happens in flight, instead of just a few hours at a time? And what if we have the computing power to make sense of all that data, from the flight path to the movies the passengers choose to watch? For that matter, what if we could count on any computer to tell us what we need to learn from data without us even having to ask? And what if there were new ways to visualize the information, so that instead of trying to learn using flat two-dimensional graphs and spreadsheets, we could see the information as an object and interact with it intuitively? What if we could share data securely with all the people who need it, no matter where it is? At HP Labs, we're creating a completely new computing paradigm that changes the way we manage and interact with information, and built on new capabilities that make it possible to manage millions of computing nodes, perform exabyte-scale calculations, and deliver a fully dimensional data experience that is intuitive and collaborative. Think back to the flight data recorder. What if every piece of data from one airplane could be securely indexed and shared with an entire fleet of planes that could instantaneously adapt based on that information? What if we extend that thinking to all the things we do every day? A pill bottle, for example. What if it came with all the information you need to track, trace, and verify the quality of the contents? The ability to extract data from the environment and things around us would help us make better sense of the world. We could clearly see the opportunities for improvement that are just waiting to be unlocked. We see potential for impact on society and business everywhere we look. HP Labs concentrates its efforts in the five key areas that we believe are necessary to make this vision a reality. Systems research. Networking and mobility. Analytics. Security and cloud. And printing and content. But we're not just doing research in the lab. We're passionate about turning our discoveries into reality. We work with our businesses and customers to commercialize technology through a variety of avenues to put the power of our innovations into the hands of millions of customers. We're not just looking forward to the future, we're creating it. Be a part of it. Visit us at hbl.hp.com. Gelecek Ani'ye bize bu fırsatı verdiği için özellikle çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken dijitalleşmenin geleceğinin The Machine ve HP Lab'ın bu inovasyonlarında olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.